去呀。啊，Karakıta'nın Akdeniz sahillerine bakan bu etkileyici ülkesi, çoğu insanın zihninde savaş ve çatışmalarla yer etmiş ne yazık ki. Asırlar boyu dış güçlerin iştahını kabartan Cezayir toprakları, barışı ve bolluğu en çok 300 yıl süren Osmanlı hakimiyeti döneminde görmüş, yaşamış. Cezayirlileri İspanyol işgalinden kurtaran Barbaros Hayrettin Paşa, ülke tarihinin en saygıdeğer figürü. Ve Cezayir'de bugün bile Osmanlı'dan kalan havayı hissetmek mümkün. Cezayir sokaklarında bugün bile Osmanlı havasını hissetmek mümkün. Fransızlar Cezayir'i 1830'da işgal eder. Ülke işgal boyunca Fransa'nın bir vilayeti olarak görülür. Fakat Cezayir vilayetinde sadece Fransızlar ve Yahudiler, yani nüfusun küçük bir kısmı Fransa vatandaşı sayılır. Tüm hakları ellerinden alınan Cezayirli Müslümanlarsa 120 yıl boyunca Fransızların şiddet, kimliksizleştirme ve aşağılama politikalarına maruz kalırlar. Asla teslim olmazlar. Cezayirliler bağımsızlığa giden yolda milyonlarca kayıp verir. Ve 6 yıl süren bağımsızlık savaşının ardından 5 Temmuz 1962 tarihe Cezayir'in bağımsızlık günü olarak düşer. O günlerin tanıkları hala yaşıyor ve savaş kahramanları arasında kadınlar da yer alıyor. Şu an bulunduğumuz bölgede tek bir Cezayirli bile yaşamıyormuş. Bütün bu evler Fransızlara aitmiş. Burada yaşayan kadınların ise yapabildiği tek şey Fransızların evinde hizmetkar olmakmış. Ancak bağımsızlık mücadelesinde pek çok kadın yer almış. Bu kadınlardan birisi, bizzat kumandan, savaşçı olarak yer alan kadınlardan birisi Louisette Nilhariz'in evindeyiz şu anda. Bizi karşılandığında evinin penceresinden bize ilk gösterdiği şey Cezayir manzarası oldu. Ve ilk sözleri, işte benim Cezayir'imdi. Daha çok küçük yaşta okulda bizler okulun tek Müslümanları olduğumuz için aşağılanıyorduk. Gündüz Fransız okuluna, gece de Kur'an okuluna gidiyorduk. Babam mutlaka Fransız kültürünü ve aynı zamanda Müslümanlığı ve özellikle Kur'an'ı öğrenmemizi istiyordu. Bu aşağılanma o kadar sık rastlanan bir şeydi ki çocukken okulda istilacı bir ailenin kızıyla konuştum diye öğretmen beni cezalandırdı. Ve 4-5 saat ayakta cezaya dikti. Dayanamayıp altıma kaçırdım. O zaman gelip bütün okulu etrafıma topladı ve bakın bunlar daha tuvalete gitmesini bile bilmiyor dedi. Halbuki ben birçok defa tuvalet için izin istemiştim. İşgal sırasında Cezayirli kız kardeşlerimize Fatma denirdi. İşgalcilerin evlerinde temizlik yaparlardı. Buradaki bütün evlerde sadece işgalciler aileleriyle otururlardı. Plajlar köpeklere ve Cezayirli Araplara yasaktı. Başkent Cezayir, denizi, beyaz evleri ve farklı köşelerinden yakalanan değişik manzarasıyla etkileyici bir şehir. Bugün keyifle seyrettiğimiz bu güzel manzaralı bölgeye girmek yıllarca ülkenin gerçek sahiplerine yasak olmuş. Bir zamanlar şehrin güzelliklerinden mahrum bırakılan Cezayirlilerin yaşamalarına izin verilen tek bölge Kazbah'mış.
Kazba, yani kasaba. Osmanlılar döneminde kurulmuş bu semtte bugün yoksulluk ve şiddet kol geziyor. UNESCO tarafından korumaya alınan bu tarihi sokaklarda zaman sanki durmuş gibi. Cezayirlilerin Fransızlarla beraber yaşamasına izin verilmemişti. Cezayirliler ikinci sınıf vatandaşlar. İnsan olarak görülmüyorlardı. Onlara çeşitli isimler takıyorlardı. Eşek diyorlardı. Fransızca'da eşek anlamına gelen... Kazbah'ın daracık sokaklarındaki tarihi evler bugün 10-12 aile tarafından paylaşılıyor. Çok büyük bir değişim. Kazbah'ın esas insanları gitmişler. Kazbah'ın asıl güzelliği onlardı. Onlar sıcak insanlar. Kazbah'a gelen herkesi sıcak karşılıyor. Bu yüzden gerçekten iyi kalpli, sıcak kanlı insanlardı. Çünkü kalabalık aile hayatına, kardeşliğe alışkın insanlar. Herkes birbirini kardeş, bacı diye çağırıyordu. İnsanların arasında saygı vardı. Bu gözlerimi yaşattı. Hala çocuklar, gençler burada. Özür dilerim. Yavaş yavaş Fatma denilen Cezayirli kadınlar önem kazandı çünkü evlerden istihbarat getiriyordu. Evlerde çalıştıkları için istihbarat getiriyordu. Çünkü onların neler yaptıklarını bilmek lazımdı. Onlar çok yardım etti, her şeylerini verdi. Bazen onlara erkek kardeşlerinin, babalarının önünde tecavüz edildi. Quand je sais que parfois les femmes ont été abusées devant leurs frères, devant leurs enfants, devant leurs pères. La douleur était atroce. Ils ont fait acı dayanılmazdı. Bana çok işkence yaptılar. Bon ben, j'ai tenu le coup, bien sûr je préférais mourir. J'ai au contraire. Dayanmama rağmen ölmek istedim. Acım dinsin diye beni öldürmeleri için onlara bağırıyor, küfrediyordum. Pour qu'il m'achève. Pour qu'il m'achève, pour que la douleur soit. Pour que la douleur s'arrête. Kendimi öldüremedim. Neyle yapacaktım ki? Avec quoi? Rien. Bon, puis après, doucement, à chaque fois. Ve bir gün ben dağda savaşa katıldım. Orada kadın erkek eşitti, fark yoktu.